Selamlar herkese. İsmim Ceren. İstanbul Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezunum. Isaac'le de üniversitemin ikinci yılında tanıştım aslında. Şu anda da Isaac Türkiye'de genel merkezde gönderme taraflı projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Bu videoda birazcık daha size hem Isaac tecrübemden bahsediyor olacağım hem de Isaac'teki projelerimizden, sosyal sorumluluk projelerimizden sizin bildiğiniz adıyla aslında Global Volunteer'dan bahsediyor olacağım. Çünkü çok fazla soru alıyoruz. Hem alıyorduk hem de şu anda da almaya devam ediyoruz. Aslında birazcık daha size prosesinizde yardımcı olmak ve sizi birazcık daha aydınlatmak için buradayım, bu videoyu çekiyorum diyebilirim. Bu şekilde Isaac'le nasıl tanıştım? Dediğim gibi üniversitenin ikinci yılındaydım. Asosyal bir insandım bence. Çok fazla arkadaşım yoktu. Yani vardı ama çok fazla yoktu. Ve bir ortam arıyordum. Beni böyle hem çok geliştirecek hem işte sosyal çevremi de çok geliştirecek bir ortam arıyordum. Kuzenimle konuşuyordum. Kuzenim de Viyana'da yaşıyor. Isaac Viyana'daydı o zamanlarda. İşte bana böyle bir kurum var, işte böyle bir organizasyon var. Buna katılmayı düşünür müsün? Senin de ilgini çek bence vesaire demişti. Ben de dedim neden olmasın. Ondan sonrasında internetten araştırdım. Ekşi Sözlüğe vesaire girdim böyle bayağı. Bir korktum ilk başta internette yazanlardan sonra ama dedim ki ben bunu yapacağım. Hani istiyorum çünkü. Sonrasında mülakatlar için kayıt bıraktım. Mülakata çağırdılar beni. Ondan sonrasında da mülakatlara girdim. Isaac İstanbul'da üye olarak başladım tecrübeme. Onun sonrasında da 9 ay üyelik yaptım. 9 ay üyelikten sonra takım liderliğine başvurdum. 1 yıl takım liderliği yaptım. Takım liderliği liderliğinden sonra şubede yönetim kurulu başvuruları açılmıştı. Yönetim kuruluna başvurdum. Bir dönemde yönetim kurulunda çalıştım Isaac İstanbul şubesinde. Orada da yine gönderen tarafta projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesiydim. Bu pozisyon 1 yıllık bir pozisyon ve bu pozisyondan sonra da Isaac tecrüben bitebiliyor veya daha da ilerisine gitmek istersen gidebiliyorsun. Sana kalmış. Isaac Türkiye yani genel merkez başvuruları açıldı. Ben de birazcık daha lokal dışında Türkiye'ye etki etmek istediğimi ve bulunduğum pozisyonu, bulunduğum departmanı aslında Türkiye'de temsil etmek istediğimi fark ettim. Onun sonrasında da Isaac Türkiye Genel Merkez gönderen taraflı projelerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine başvurdum. Şu anda da karşınızda bu pozisyonda bulunuyorum. Sorduğunuz bütün soruların geldiği, işte karar verdiğimiz yer aslında burası. Burada da hani o yüzden söyleyebileceğimiz her şey hem net hem kesin bilgilerdir diyebilirim sizin için. Şimdi birazcık daha Global Volunteer'den, sosyal sorumluluk projelerinden bahsetmek istiyorum size aslında. Sosyal sorumluluk projeleri nedir? Global Volunteer nedir? Kimler gidebilir? Ne tarz projelerimiz var. Ne yapıyoruz biz aslında bu projelerde? Bundan bahsetmek istiyorum. Global Volunteer projeleri 6-8 hafta arasında gerçekleşiyor ve yapılan bütün projeler Birleşmiş Milletler'in belirlediği 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği o sürdürülebilir kalkınma hedeflerine etrafında gerçekleşiyor ve aslında her bir projenin sahip olduğu bir amaç oluyor. Yani bir projeye gidiyorsanız emin olun o projede, o lokale, o SDG yani sürdürülebilir kalkınma Sustainable Development Goals dediğimiz amaç etrafında gerçekleşiyor aslında. 6-8 hafta arasında oluyor dediğim gibi. 18-30 yaş arasında hitap ediyoruz. Gençlere hitap ediyoruz aslında. Organizasyonda bulunan herkes de zaten genç. Biz de gençlerin liderlik özelliklerini geliştirmeyi vizyon eden bir organizasyonuz aslında. Günün sonunda 128 farklı ülkede bulunuyor Isaac. 28 farklı ülkeyle de çalışıyoruz. Isaac Türkiye'nin partner olduğu belli başlı ülkeler var. Isaac Türkiye'nin bulunduğu konumdan da gereği hem Avrupa hem işte Middle East, Orta Afrika, Asya, Amerika kısımları, Güney Amerika kısımlarında oldukça partnerimiz var. Ama tabii ki de odak aldığımız belli ülkeler oluyor. Gitmek isteyen bir insan nasıl bir süreç işliyor? Bizimle nasıl ulaşıyor? Biz ne yapıyoruz? Burada neler dönüyor? Orada neler dönüyor? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü hem o tarafta çok yakın arkadaşlarım oldu hem bu tarafta zaten ben sorumlu olarak çalıştım, ilgilendim. Birebir insanlarla da konuştum. 800-700 tane insan göndermişimdir. Hem staja hem de sosyal sorumluluk projelerine total baktığımızda. Nasıl oluyor süreç? Şimdi düşünün ki sosyal yurt dışında bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir sosyal sorumluluk projesine katılmak istiyorsunuz veya bir yere gitmek istiyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Şimdi sosyal sorumluluk projelerinde adı üstünde. Sosyal sorumluluk projeleri yani ve gönüllülük projeleri. Orada gittiğiniz yerde gönüllü olarak bulunuyorsunuz ve bizim Isaac'in de vizyonuyla beraber aslında liderliğinizi geliştirmeye amaçlıyoruz. Yani konfor alanınızdan dışarıda oluyorsunuz. Oradaki lokale etki etmeye, oradaki insanları etki etmeye ve kendinizi etki etmeye çalışıyorsunuz. O yüzden amacınız sosyal sorumluluk projelerini veya gönüllülük projelerini seçerken bununla ne kadar align olursa, ne kadar bağlantılı olursa yaşayacağınız tecrübe de sizin için bu kadar çok iyi geçecektir aslında. Nasıl oluyor süreç? Oraya geri dönecek olursam. Siz diyelim bir projeye gitmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz internetten ya da hiçbir haberiniz olmasın diyelim. Zaten şubeleri kendi lokallerinde, okul kulüplerinde, aktivitelerde bulunuyorlar. Genellikle ya stand açıyoruz ya orada bulunuyoruz ya bir etkinlikte bulunuyoruz. Onun dışında da verdiğimiz reklamlarla aslında her lokalin kendine özel verdiği reklamlar ve Isaac Türkiye'nin de verdiği reklamlarla biz Türkiye'yi kendimizi aslında tanıtıyoruz, gösteriyoruz diyebilirim. Sizin hiçbir fikrinizin olmadığını düşünün.
düşünün. Siz bu reklamlardan ya da ground aktivitelerden, yani yapılan offline fiziksel aktivitelerden birinde gördünüz. Dediniz ki ben düşünüyorum. O sırada sizinle konuşuyorlar veya internetten gördüyseniz siz direkt isaac.org.tr'den kayıt bırakıyorsunuz. İsim, soy isim, kendi kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonrasında sizin kaydınız bizim sistemimize düşüyor. Hangi okulda okuyorsanız o okulun bulunduğu lokal sizin iletişime geçiyor. Yani atıyorum siz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorsanız Isaac İstanbul sizinle iletişime geçiyor ama mesela Sabancı'da okuyorsanız Sabancı sizinle iletişime geçiyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz aslında. Okulunuz hangi lokaldeyse o şube. Şubeden büyük ihtimalle benim departmanımdan, üyelerden, takım liderlerinden veya EK'lardan bir tanesi sizinle iletişime geçiyor. Sonrasında size birazcık Isaac'i anlatıyorlar. Sosyal sorumluluk projelerini anlatıyorlar. Sahip olduğumuz projeleri anlatıyorlar. Ne amaçla yaptığımızı anlatıyorlar. Sonra size örnek olsun diye belli başlı projeler atıyorlar. Sonra siz eğer beğendiğiniz projeler olursa başvurularınızı yapıyorsunuz. Eğer size yönelik başka bir proje bulamıyorsanız sosyal sorumluluk alanında, o zaman ya diğer projelere, imkanlara bakabiliyorsunuz ya da sonrasında da sizinle isterseniz iletişime geçebiliyoruz aslında. Şöyle bir şekilde oluyor. Siz başvurunuzu yaptıktan sonra direkt zaten şubedeki insanlar başvuru yaptığınız ülkenin şubeleriyle iletişime geçiyor ve sizin için bir mülakat ayarlıyorlar aslında. 15-20 dakikalık çok basit bir mülakat. Asla korkmanıza gerek olduğunu düşünmediğim bir mülakat. İngilizce oluyor. Ya mülakat oluyor bu arada ya da video isteyebiliyorlar. Kısa 2-3 dakikalık bir video isteyebiliyorlar. Kendinizi tanıtmanızı istedikleri veya ekstra birkaç soru sorabiliyorlar vesaire. O videoyu da interview'u da geçtikten sonra eğer kabul alırsanız günün sonunda sizi resmi bir şekilde onaylamamız gerekiyor aslında sistemimiz üzerinden. Bunun için de danışmanlık bedeli ödemeniz ve sözleşme imzalamamız gerekiyor. Bunun sonrasında biz sistemden sizi resmi şekilde onaylıyoruz. Çok önemli bir noktaya atladım. Onu eklemek istiyorum. Bu bütün prosesleri yapmanız için sizin isaac.org'da bir profil açmanız gerekiyor. Projelere başvuru yapabilmeniz için. Yani ilk başta isaac.org.tr'den kayıt bırakıyorsunuz. Oradan sizinle lokalle iletişime geçiyor. Sonrasında lokaller sizinle iletişime geçip Isaac'i anlatıyor vesaire. Bir projeye başvuru yapabilmeniz için aslında kısaca sizin isaac.org'dan bir kendinize bir profil açmanız gerekiyor. Facebook gibi. Sonrasında o portal üzerinden projeleri görebiliyorsunuz. Zaten size de danışmanınız zaten projeleri atıyor oluyor. Ve sistem üzerinden de acceptance note, kabul mektubunu imzaladınız ve leadership development assessment, yani liderlik gelişimi survey'ini imzaladıktan sonra sizi resmi şekilde onaylayabiliyoruz ve projeniz için aslında hazır oluyorsunuz. Peki bu süreçten sonra neler oluyor? Yani şu anda Ocak ayında gidecek bir sürü insan vardır ve izliyordur diye de düşünüyorum aslında. Sizin resmi bir şekilde onaylanmanızdan sonra biz Isaac'teki farklı takımlar olarak çalışıyoruz aslında departmanda. Bir tanesi sizin proje bulmanıza, eşlenmenize yardımcı olurken bir tanesi de sizin eşlendikten sonraki işte projeniz başlayana kadar ve proje süresince de size destek olması için olan insanlardan oluşuyor aslında. Süreci resmi bir şekilde tamamlayıp onaylandıktan sonra sizin süreciniz aslında artık diğer takıma geçiyor. Diğer takım sizinle iletişime geçiyor. Isaac'in sağlaması gereken belli başlı standartlar var. Hem bizim yani gönderen tarafın hem de alan tarafın sağlaması gereken standartlar var. Bu standartların takibasyonundan sorumlu oluyoruz aslında o süreçte. Biz size sağlamamız gereken standartları sadece atıyorum. OPS semineri almanız gerekiyor. Insurance, sağlık veya sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. OPS ne? Outgoing Preparation Seminer. Yani gitmeden önce bir hazırlık seminerine katılmanız gerekiyor. Bunun gibi sağlamamız gereken bir sürü standartlar oluyor aslında. Sonrasında da karşı şubenin de sağlaması gereken standartlar var. Siz gitmeden önce de sağlaması gereken standartlar var. Siz projedeyken de sağlaması gereken standartlar var aslında. Siz gitmeden önce sağlaması gereken standartları beraber track ediyoruz. Zaten siz oldukça soru soruyor olacaksınız büyük ihtimalle. Kalacak yerim ne zaman belli olacak? İşte beni alacaklar mı, almayacaklar mı? Şöyle mi, böyle mi vesaire. Biz aslında bu sorularınızı yanıtlayabilmek ve hani sizi olabildiğince rahat hissettirebilmek için karşı taraflarla bu süreçte sürekli konuşuyoruz. Ama bizim de bu bilgileri aldığımız taraf aslında karşı taraflar. Yani bu projeyi gerçekleştiren taraflar oluyor. Genellikle de 1-2 hafta öncesinde belli oluyor sizin kalacağınız yer vesaire baktığında. Sonrasında projenize başlıyorsunuz. Projenize başladığınızda ha bütün iş bitti mi? Hayır. Biz hala sizinle minimum haftada bir kez konuşmaya çalışıyoruz. Bir şey ihtiyacınız var mı? Ters giden bir şey var mı? Gibi. Karşı şubelerle de konuşuyor oluyoruz tabii o sırada. Bu şekilde. Sadece size şunu söyleyebilirim. Süreç içerisinde hem projedeyken hem proje öncesinde yani eşlenmenizden önce de para yatırmanızdan önce de para yatırdıktan sonra her sürecinizde açıkçası herhangi bir şeye yardıma ihtiyacınız varsa kafanızda herhangi bir soru işareti varsa gidin o danışmanınızı bulun ve yakasına yapışın. Yani gerçekten bunu yapın. Çünkü biz burada sizi desteklemek için buradayız aslında. Yardım etmek için buradayız. Zaten biz de organizasyon olarak Isaac Türkiye olarak elimizden geldiğince hatta daha da fazlasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için söz verdik zaten. O yüzden bunu size tavsiye olarak söyleyebilirim. Sormaktan asla çekinmeyin hiçbir şeye. Bu şekilde aslında hem Isaac hem projelerimiz hem süreçler hem de benim hayatım biraz
birazcık. Bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde sizin sorularınıza da yönelik cevaplar veriyor olacağım zaten. O yüzden onu bir sonraki videoya saklıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın.